61 YouTube kanalımdan herkese selamlar hanımlar. Bugün iki renkli çok güzel bir modelim olacak. Bordo düz renk yazma üzerine iki renk kullanacağım. Sıralı, oldukça gösterişli bir modelim olacak. Sizler için inşallah faydalı bir video olacaktır. Modelim yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımın bildiriminden anında haberdar olabilirsiniz. Beni yinios61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, yazmamın kendi rengini zürafasını geçtim. Yine aynı renkle alt kısmını oluşturacağız. Öncelikle 3-4 tane bir zürafa ilerleteceğim. Boş olarak şöyle devam ediyorum. Birkaç tane yapacağım. İki tane daha devam ediyorum. Üç, altı, yedinci zürafama, şöyle yedinci zürafamı bir tık uzun bırakarak içerisinden geri dönüyorum tekrar. Şöyle bakın, sola doğru çekerek düğümümü yine attım. Şimdi buraya sinek kanadı oluşturacağım. 4 düğümden oluşacak. Yani 4 katlı bir sinek kanadı yapacağım. Bakın şöyle bir tane pırpır yaptım. İçerisinden hemen yukarı çıkıyorum ve düğümümü ortalayarak sıktım. Yine aynı yere batacağım. Şöyle bir küçük sinek kanadı yaptım. Devam ediyorum katını düğümleri atmaya. Bakın şöyle ikinci düğümümü attım. Yani şuradaki düğümler 4 tane olacak şekilde ayarlayacağım. Evet, üçüncüyü tamamladım. Tekrar aşağıya iniyorum. Şu aşağıya iniş kısımlarını çok büyük bırakmamaya çalışıyorum. Daha düzgün durması için. Bakın şimdi son düğümümü yaptım. Şöyle şurası 1, 2, 3, 4 tane düğümüm oldu. Tekrar aynı yere batacağım. Bakın şöyle sıktım ve şöyle bir sinek kanadımı elde ettim. Şimdi devam ediyorum. Hemen zürafama ipimi bağlıyorum. Bu aşağıya inmiş olduğum zürafamı sayarak 8 tane zürafa ilerleteceğim. Şöyle 1 İkinci zürafam. Yedinci zürafamı yaptım hanımlar. 8. zürafamı bir tık yine yüksek yapıyorum. Şöyle çok hafif büyük yaptım. Ve bunun içerisinden aynı şekilde geri dönüyorum. Yine sinek kanadımı oluşturacağım.
son düğümümü de yapıyorum. Yani son katımı oluşturdum bakın. Şimdi aşağıya iniyorum. Ve aynı şekilde ara kısmına yine 8 tane zürafa yapıp 8.ye bu şekilde sinek kanadı oluşturacağım. Şimdi 1-2 tane daha ekleyeceğim hanımlar. Daha sonra da diğer aşaması için modelimin tekrar geleceğim. Biraz daha ilerlettim hanımlar. Bakın 4 tane sinek kanadı olacak şekilde ayarladım. Şimdi diğer rengimi de ipime, iğneme taktım. Öncelikle yapmış olduğum şu sinek kanadımın zürafasından 4 tane geri giderek 4.'ye takıyorum ipimi. Şöyle bakın. Şuradan 4 tane geriye sayarak 4. zürafama ipimi sabitledim. Hemen bu tarafa geçiyorum. Bir yan zürafama geçerek bir tane zürafa oluşturuyorum. Bu şekilde. Bu zürafamdan tekrar geriye dönüyorum. Düğümümü attım. Şimdi buraya öncelikle bir pırpır yapacağım. Şu boyutta. Yanına küçük bir pırpır yapacağım. Bakın şöyle küçük bir pırpır yaptım. Bu küçük yapmış olduğum pırpırdan geriye dönüyorum içinden ve sola doğru hafif çekerek düğümümü attım. Yine aynı yere batarak şuradaki pırpırın boyutundan bir pırpır oluşturacağım yine. Ve yanına yine küçük bir pırpır yapacağım. Bakın bu şekilde. Her yaptığım küçük pırpırın içerisinden geriye döneceğim. Yan taraflarda da büyük pırpırlarım kalacak. Bakın şimdi yine aynı şekilde küçük yapmış olduğum pırpırın içinden yukarıya çıktım ve yanına bir tane büyük orta boyda bir pırpır yapıyorum. Aynı yere batarak küçük pırpır oluşturuyorum. Şimdi bu işlemi 5 kez tekrarlayacağım. Yani şu küçük pırpırlarımın boyutu 5 tane olana kadar devam ettireceğim. Şimdi 3.'ü yaptım. Ve tekrar geri dönüyorum. Bakın düğümümü attım aynı şekilde. Şöyle yine bir büyük pırpır yaptım. Bu yan pırpırlarımın sayısı da 5 tane olacak. Bakın şöyle geri döndüm ve ucuna aynı şekilde bir pırpır daha ekliyorum. Şimdi buradaki şu aşamayı tamamladım. Bakın 4 tane küçük pırpır, yan pırpırlarım da 5 tane olacak şekilde ayarladım. Zaten yaptıkça da bakın şöyle şu tarafa doğru meyilli durdu gördüğünüz gibi. Hemen şuradaki sinek kanadımın ucuna şöyle tutturuyorum. Sabitlemiş oluyorum. Buradan yine 1-2 3. Şuradan sayarsam 1-2-3 4.'ye. Yani buradan da yine 4. oluyor. Şöyle sabitliyorum. Bakın aşağıya doğru indim. Çok çekmiyorum. Modelimin yamulmaması için. Aşağıya doğru indim. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın yerimi oluşturdum. Ve buradan geri dönüyorum. Aynı işlemi yapalım yine. Bir pırpır oluşturdum.
Yine yanına hemen küçük bir pırpır yaptım. Tekrar geri dönüyorum. İkinci pırpırımı oluşturdum. Bakın yaptıkça zaten dediğim gibi böyle sağa doğru meyilleniyor. O yüzden de hemen ucu buraya geldiğimde de sabitleyeceğim. Şimdi son katımı oluşturacağım. Son küçük pırpırımı yapıyorum. Yine bu pırpırdan yukarıya çıkıp ucuna yan pırpırımı oluşturacağım. Bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Aynı yeri yine sabitliyorum. Ve 1, 2, 3, 4. pırpırıma indireceğim ipimi. Şöyle. Şimdi şu iki yeri de tamamlayacağım kamera arkasında. Daha sonra modelimi bitmiş haliyle tekrar geleceğim hanımlar. Evet hanımlar, modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Gerçekten sıralı çok hoş bir model. İki kere de bitiyor. Gördüğünüz gibi iki renkte kullandım. Şu alt kısmı biraz oyalayabilir. Yani 4 kattan oluşan bir sinek kanadı ama arası dediğim gibi şöyle 7 zürafa olduğu için daha da kolay olacaktır. Üstünü de bu şekilde devam ettiriyoruz. Böyle sade, hoş, şık bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı, beğeninizi ve desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.